Cooking food, bugs, insects. Böcek ve örümcekler, pişirme, yemek. How to cook giant spiders. Devasa kocaman örümcekleri nasıl pişiririz? Nasıl pişirelim? Nasıl pişirilir? Diye çevirebiliriz arkadaşlar. In the Southeast Asian country of Cambodia, Kambodya'nın ülkesinin güneydoğusunda at some restaurants, bazı birkaç restoranda you only have to pay $1. Sadece ne ödemelisin? Pay, ödemek, para olarak pay ödemek, $1. Aynı zamanda dikkatini vermek derken attention var ya, dikkat anlamında pay attention diyorsun. Hani sanki dikkatini öde der gibi dikkatini ver demek oluyor. To, you have to, zorunluluk, dışarıdan gelen bir zorunluluk değil mi? Bu sahiplikle anlamı yok, alakası yok. Have to pay $1. And a few minutes later, birkaç dakika sonra a waiter, bir garson, bay garson, waiter still, bay garson değil mi? Will bring you a delicious cooked giant hairy spider. A waiter, bir garson ne yapacak? Getirecek. Will bir garson getirecek size. Garson size getirecek. Ne getirecek? Bir tane lezzetli, delicious, pişmiş, cooked, giant, devasa, kocaman, hairy, tüylü, kıllı, spider, örümcek. This is great. Bu harika. Bu harika. Great, kocaman, devasa. Kocaman anlamı var. Büyük. Ama harika anlamı da var. How are you? I am great, thanks. Not so great. Pek iyi değilim. Hesabı. This is great. Bu harika. Kocaman pişmiş bir tane şeyin gelmiş olması harika. Öyle mi? Devam ediyoruz. But what can you do if... What can you do? Ne yapabilirsiniz? Neyi ne yapabilirim? What can you do if you don't want to pay that much money? Tabi burada bir komedi, ironi yapmış. Fakat o kadar fazla ödemek istemiyorsanız ne yapabilirsiniz? If you don't want to pay that much money. Bu kadar çok. If you don't want to pay. Ödemek istemiyorsanız, nasıl ödemek istemiyorsanız, that much money. Bu kadar parayı. Well, pekala. Burada pekala diye çeviririz. Don't worry. Endişelenmeyin. There is now a cooking school. Şimdi bir ne varmış? Aşçılık okulu varmış. Nerede? In Cambodia, where you can learn how to cook your own spiders. In Cambodia, evet, in Cambodia'da arkadaşlar ne öğrenebilir misiniz? Kendi örümceklerinizi nasıl pişireceğinizi. Harika. Devam ediyoruz. Here is how to cook a giant spider. Buyurun. Nasıl? İşte burada, hani işte size anlamında here is. Here is burada hani bir anahtar uzatırken here is your key. Mesela buyurun, anahtarınız buyurun demek. Parayı uzatırken buyurun demek. Aynı zamanda here is işte anlamı da oluyor burada arkadaşlar. Burada anlamı diye çevirmiyoruz. Here is how to cook a giant spider. İşte size koca bir örümceği nasıl çevireceğinize dair bilgi anlamında. First, birincisi, ilkin, find a large tarantula. Evet, en kolay kısmı budur herhalde. Find a large tarantula. Kocaman, devasa bir tane arkadaşlar tarantula buluyorsunuz. Evet, bu bir yemek tarifi, dikkat edin. Make sure that, yani emin olun, bundan emin olun ki diyor, spider is dead. Örümcek ölü olsun. And then drop it into a bowl of sugar. Daldırın, batırın. Neye daldırıp batıralım? Drop in it onu. Neye? Into a bowl of sugar. Bir kase şekerin içine. Sonra salt, tuzun, spice, baharatın, and chicken powder and water. Tavuk tozuna ve neye? Suya bandıracağız. After a few minutes, birkaç dakika sonra, pick it up
Alın onu, oradan alın. Bir kitap, bir şeyi yerden seçip almak veya bir kalabalığın içinden bir şeyi seçip almak. Sonra onu alın diyor. Hani kasenin içinden çekin alın. And then, ve sonra o zaman ne yapacağız? Fry it, kızartacağız. Nerede kızartacağız arkadaşlar? Boiling oil. Kaynayan yağda kızartacağız. For about 45 seconds. 45 saniyelik. Evet. Then fry it in boil oil for about 45 seconds. 45 saniye, yaklaşık 45 saniye, yaklaşık. Bay Ratana ne yapayım? A cooking teacher. Bir, ne öğretmeniymiş? Aşçılık öğretmeniymiş. Yemek pişirme öğretmeniymiş. Öyle diyormuş. Ne diyormuş başka? That makes this them crispy outside and soft inside. Bu pişirdiğimiz şeyleri dışını çıtır çıtır yaparken, kıtır kıtır yaparken içini de yumuşak yapıyormuş. Tarantulanın arkadaşlar. Ona benzeri örümceklerin. He also says that, o bir de diyor ki, he also says that the body of the tarantula tastes the best. Tarantulanın vücudu, tarantulanın vücudu gayet lezzetliymiş, çok lezzetliymiş. En lezzetli kısmıymış. Taste, lezzetli olmak nasıl? Delicious de lezzetli ama bu taste fiil hali. The best, en iyi kısmıymış. The legs are not so good. Ayakları o kadar da güzel, iyi değilmiş, he says, diyormuş beyefendi. Many people say that crooked spiders are quite tasty. Birçok insan diyormuş ki, say that, bu da that, ne diyormuş? Crooked spiders are quite tasty. Pişirilmiş örümcekler oldukça, quite, oldukça lezzetli. Similar to the taste of crab. Yeni yengecin lezzetiyle benzermiş. Similar to, benzer. Same, aynı. Similar, benzer. To the, neyle benzer? Taste of crab. Yengecin lezzetine. So, böylece, are you interested in learning more about the cooking and the eating spiders? Örümcekleri pişirip yemek hakkında daha fazla öğrenme arzusunda mısınız? İlgili misiniz? If you are, eğer öyleyseniz, then, o zaman, Mr. Ratana's cooking lessons are available 7 days a week between 9 a.m. and 4 p.m. O zaman, Mr. Ratana'nın yemek ve aşçılık dersleri mevcutmuş, varmış. Ne zaman? Haftada 7 gün, sabah 9'la akşama doğru 4 arasında. Well, pekala, what are you waiting for? Daha ne bekliyorsunuz? Hadi uçun. Hop, evet, tarantula, hemen bir tane tarantula buluyoruz, deniyoruz. Evet arkadaşlar, tabii uzak duruyoruz. Dünyada neler var değil mi arkadaşlar? Ne değişik kültürler var, çok ilginç kültürler var. Biz herhalde bunu şehirlerde, yani 100 metrelik caddenin sonunda bilsek geziniyor. Yaklaşamayız herhalde. Ama tabii her şeyin, her kültürün kendine has bir şeyi var arkadaşlar. Bizim örümcek bahane İngilizce burada bizim amacımız. Bu tür kullanımları değişik, orijinal, ezber bozan konularla arkadaşlar ne yapmamız lazım? Böylece suyunu çıkarmamız lazım. allthingstopics.com adresine teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz. Bunu da Türkçe-İngilizce şeklinde en azından seçtiğiniz bazı cümlelerini ajandanıza, dikişli ajandanıza geçirmenizi tavsiye ediyorum. Nasıl çalışmanız gerektiğini teferruatlı bir şekilde de açıklamada da gizlidir.